Karakod'un sunduğu Amerikan Oyunu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün NBA'de başlayan playoff'ları konuşacağız. İlk 3 maç sona erdi bildiğiniz gibi. Yanımda Oktay var. Oktay hoş geldin. Hoş bulduk. Ya istersen lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım ama baştan şey diyeceğim. Milwaukee Bucks, Orlando Magic ve Toronto Raptors, Brooklyn Nets serileri içerisinde herhangi bir basketbol zerresi barındırmadığı için burada konuşulmayacak. O Ya yüzden Orlando kazandı ama. abi Orlando boş ver, o denk geldi. Yani şöyle diyeyim, 3-0 olan Philadelphia, Boston, işte Pacers, Heat gibi 3-0 olan seriler var. Onlar daha çekişmeli geçiyor. O yüzden Orlando biraz varlık gösterirse onlar da konuşulmaya hak kazanırlar ileriki bölümlerde. Evet, hak etmeleri lazım. Aynen. Hemen Miami Heat Indiana Pacers serisiyle başlamak istiyorum ben. Hani 3-0 ama bence çok keyifli bir seri oluyor. İkinci maç hariç bütün maçlar çok keyifliydi. Ya sen ne düşünüyorsun bu seri hakkında? Ya o serideki tüm maçların yakın geçeceği belliydi. İşte Butler çatışmasını izlemek istiyordu zaten. Herkes güzeldi, denk geldi. Ama işte Indiana hücumda o kadar tıkanıyor ki Sabonis yokken. Sürekli Brogdon'un üreticiliğine bakıyorlar. Warren sadece kendi atıyor yani. Takımı organize edemiyor. Brogdon da ne kadar hani süperstar seviyesinde bir oyuncu olmadığı için ne kadar o yükü taşıyabilecek. Son maçı çok iyi oynamasına rağmen yine yenildiler. 34-6-7 mi ne yaptı, %65'te. Hani ben tahmin ediyordum Indiana'nın gücün yetmeyeceğini. 4-1 falan demiştim zaten. O biri de alamayacaklar gibi. Miami çok iyi savunma yapıyor zaten. Jimmy Butler da playoff modu açmış. Şut atıyor. Duncan Robinson zaten geçen 7 tane mi attı? 6 tane mi attı? 7 attı galiba. Elinde öyle bir adam var. Tyler Hero bench'ten geliyor. Ben var zaten. Belki yani ligin en iyi uzunları arasına yazabileceğim bir adam. Indiana belki işte bir maç alır ama o hücum gücü asla yetmeyecek yani Sabonis yokken. Abi Indiana'nın hani maç kazanması için dün iyice gördük mesela. Warren, Oladipo ve Brogdon üçlüsünün toplam 90-100 sayı falan atması lazım. Üçünün toplamının. O da çok zor. Warren'ı zaten Jimmy Butler öldürdü ya seride. Hiçbir şey yaptırmadı. Dün biraz oynadı ama Warren yine çok etkili değildi. Jimmy Butler tamamen durdurdu onu. Ama sen demin Heat'te oyuncuları sayarken çok önemli bir eksik abi. Goran Dragic'i saymayı unuttun. Bence serinin en iyi oyuncusu. Seneye Dallas'ta. Yani gelirse Dallas'a seviye atlar. Çünkü acayip top oynuyor ya şu an. Dragic'i zaten birinci top yönlendirici olarak değil de ikinci top yönlendirici olarak kullandığın zaman verimi 3-4 katına çıkan bir oyuncu. Bu sene de onu hem normal sezonda hem playoff'ta görüyoruz. Ya bu seriyle ilgili aslında çok da ekleyecek bir şey yok. Miami çok iyi top oynuyor. İşte Tyler Hero'nun takım ne zaman sıkışsa çıkıp sayı atması çok özel bir şey bence. Hani takım her sıkıştığında takımı krizden çıkartabiliyor Hero. Daha çaylak senesinde bunları yapması bence çok büyük bir şey. Onun dışında Duncan Robinson inanılmaz top oynuyor işte dediğin gibi. Toplam 15 üçlük mü ne attı 3 maçta. Yani ayıp. Yani bu seride çok da ekleyecek bir şeyim yok benim. Miami bence 4-0 yapacaktır. Eğer o Indiana bir maç kazansaydı dünkü maçı kazanıp 2-1 yapardı. Ama şu an çok ihtimal görmüyorum Indiana'nın bir maç kazanacağını da. İstersen gel bir sonraki seriye geçelim abi. Boston, Philadelphia. Bir konuşmaya başlasın. Abi ben her şeyden önce Embiid'e acıyorum yani. O sahadaki çaresizliği, ne yaparsa yapsın maçı kazanamayacağını bilmesi. Çok rekabetçi bir oyuncu Embiid. Bence hatta olduğundan daha kötü bir oyuncu olarak anılıyor. İşte geçen de bir tartışma oldu sosyal medya üstünden. Tatum Embiid'le iki seri karşılaşmış. İkisinde de Tatum kazanmış. Embiid'den daha iyi oyuncuymuş. Yani argüman bu. Yani Embiid 30-15 falan yapıyor bu seride. Yani daha ne yapabilir ki bir center? Kısaların bu kadar domine ettiği bir ligde 30-15 yapan bir center'ım var. Hani maçı belli bir yere kadar da getiriyor zaten. Embiid'i 3 kişi falan savunuyor bastın. Yeri geliyor Smart da savunuyor. Yeri geliyor Daniel Tice da savunuyor. Ama her zaman
bir yardımı oluyor zaten. Yani ikinci adam hemen geliyor. Çoğu zaman üçüncü adam da geliyor. İşte Alec Burks o şutları atamazsa, Tobias Harris bu kadar kötü şut atarsa rezalet oynuyor. Josh Richardson o şutları atamazsa Embiid ne yapabilir ki daha fazla? Hani belliydi bu serinin de 4-0 biteceği. Boston Kemba gibi bir lidere de sahip. Kyrie Irving gibi bir kadın kurdu. O Tim'e Jaylen Brown'u daha da yukarı çekiyor Kemba. İşte yeri geldiğinde top onlarda, hani geri geldiğinde topu kendi atıyor en kritik yerlerde. Bence Boston Sixers serisi harici Milwaukee'nin sorun yaşayacağı bir Miami Heat eşleşmesinde ya da yine Boston eşleşmesinde Milwaukee'nin hücumunda tıkanacağı, yani sınırlandırılabileceği bir seride Doğu şampiyonluğu için bile aday bence. Bence de Doğu şampiyonluğunun en büyük adayı Boston şu an. Çünkü Boston Milwaukee eşleşmelerine tek tek bakarsak Yannis'i en iyi savunan takım olduğu çok net görünüyor şeyin. Boston'ın. Yannis'i çok iyi durduruyorlar. Middleton da bu kadar formsuzken ben de Boston'la Milwaukee'nin yani Boston'ı önde görürüm o seride. Boston Philadelphia serisi için de şey diyeyim abi. Hani Philadelphia dünyanın en kötü yönetilen takımı falan olduğu için buradaki hiçbir oyuncuya laf etmek istemiyorum. Hani dedi Embiid'i 3 kişi savunuyor. Takım o kadar şey ki Embiid ve Ben Simmons var sene başı. Onlara böyle alanı açacak bir 5 kurmaktan bile aciz bir takım. Gidip Al Horford'a basıyorlar mesela bütün parayı. Niye Al Horford'u alırsın yani? Ne anlamı var Al Horford'u bu takıma getirmenin? Hiç işte çok kötü yönetiliyor ya bu takım gerçekten. Çok diyecek bir şey yok. Boston'la ilgili parantez açmak gerekirse Tatum inanılmaz oynuyor. Jaylen Brown, Tatum ikilisi iyice takımın liderliğini aldılar. Onun dışında işte Daniel Tice falan çok iyi iş yaptı. Özellikle Embiid'i hücumda Daniel Tice'ın getirdikleri Embiid'i çok yoruyor mesela. Bu bence önemli bir şey. Embiid'in hücum gücünü de sınırlandırıyor savunmada yorgunluğu. O yüzden Daniel Tice'ı övebilirim bu seride rahatlıkla. Ben Philadelphia'nın bir maç kazanacağını düşünüyorum ama burada. Olabilir, hemen bir şey değiştirmeyecek ki. Evet yani Hani değiştirmekten değil de. belki işte o şütörlerin düzleri atacağı bir maç. Yani bir şey değiştireceğinden değil de. 4-0 başka, 4-1 başka. Ben sanmıyorum ama Embiid'de yani şu an mahvolmuştur. Son maçı, ilk 3 maçı kadar iyi oynayabileceğini de sanmıyorum. Yok İyice abi. dağılmışlar. Bu Amerikalıların süpürge muhabbeti falan inanılmaz gurur yapıyorlar. Genelde bir maç kazanmaya çalışıyorlar hepsi. Muhtemelen benim tahminim şu yani. Bu dördüncü maçta Philadelphia çok yırtınıp kazanacak. Sonra beşinci maçta Boston 40 sayı fark atacak. Muhtemel ya bu bayağı. Evet. Ya buradan batıya geçmek gerekirse ben ilk Houston Oklahoma serisiyle başlamak istiyorum. Houston'ın inanılmaz kontrolünde götürdüğü bir seri. Dün kendi aptallığımız yüzünden Oklahoma 2 bir maç kazandı ve seri bir anda başa baş bir hale geldi. Sen ne düşünüyorsun bu seri hakkında? Ali seri başa baş değil. Houston 3 maçı da üstün oynadı yani. Westbrook'un olmadığı bir üstün. Üstelik. Hani Harden'a ne kadar eleştiriliyor Harden biliyoruz. Her gün hayret ediyorum. Artık hani öyle bir seviye gelmiş ki daha ikili sıkıştırmanın geldiğini görüyor. Daha ikili sıkıştırma gelmeden pas veriyor. Ne diyor? Ne de takım arkadaşlarını 4'e 4 bırakmıyor. 4'e 3 bırakıyor direkt. Zaten Jeff Green, Draymond Green'in düz şut atan versiyonu olarak oynuyor şu an. Jeff Green de 4'e 3'leri falan çok iyi oynadı. Hiç zorlanmıyor Houston bence. Yani dün biraz kaza kurşunu gibi oldu. 4-1 bitecek gibi duruyor. Belki 4-2. Çok üstün oynuyor çünkü Houston. Ya ben de Houston'ın elenmeyeceğine eminim. Çünkü Westbrook'un sağlık durumu da iyi bir yandan. Hani seri sıkıntıya girdiği an tık diye Westbrook'u sahaya atıp Houston kazanabilir. O yüzden çok bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Dün de abi yine Houston iyi oynadı ama şut girmeyince girmiyor işte. Şut girmeyen şutu yapacak bir şey yok. Onun dışında işte zaten Danilo son saniyede 2'de 2 atsa Houston 3-0 yapmıştı seriyi.
Ondan sonra uzatmada Harden altılayınca hücum edemedi normal olarak. Çünkü Harden'sız çok bir şey yapabilen bir takım değil Houston. Eric Gordon'ın şut formunu bulması lazım ama Houston'ın geleceğinde bir yerlere varması için, bir şampiyonluk adayına dönüşmesi için. Eric Gordon çünkü her maç 1'de 14 falan üçlük atıp duruyor. Böyle, ve denemekten de asla vazgeçmediği için saçma sapan görüntüler ortaya çıkıyor her maçta. Oklahoma cephesinde de şey diyebilirim. Dün sonunda Chris Paul aralarına katıldı. Ben de buradayım dedi ve playoff oynamaya geldiğini dün anladık. Çok iyi bir maç çıkarttı dün. Yani Chris Paul öyle oynarsa serinin geri kalanında da daha çekişmeli bir seri izleyebiliriz. Çünkü Oklahoma'da hani Gilgeous Alexander ya da Gallinari falan ne kadar iyi oynarsa oynasın takımın tavanını Chris Paul belirliyor bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bence de öyle zaten de seri çekişmeli olacağını düşünmüyorum. O Luka Dortlarla falan Harden'ı savunmaya çalışıyorlar. Savunamazsın yani Luka Savunuyor Dortlarla. yalnız. Yani o kadar yeni oyuncularla. Yani Harden onu kırar yani. Foul almaya başlar bir yerden sonra. Harden'a bu arada foul çalınmıyor. Ben ona dikkat ettim. Çalmıyorlar Harden'a foul'ü. Bizim seride Kavaya, Paul George'a ya da işte Doncic'e çalınan foul'lar Harden'a çalınmıyor şu an. O benim dikkatimi çekti. Kıracak bence Harden. O tüm savunmayı kırar. Eşleşebilecek çok az oyuncusu var Oklahoma'nın Harden'la. Biraz Harden hani 6. viteste değil bence şu an. Biraz dinlendirerek oynuyor gibi geliyor. Yani bana da öyle geliyor zaten. Harden'ın sahada çok bir efor sarf ettiğini görmedim. İlk maçta efor sarf etti. İkinci ve üçüncü maçta çok da bir efor sarf etmedi açıkçası. Bu seride Harden Dort eşleşmesinin şöyle tatlı bir yanı var abi. NBA'de şu an Arizona mezunu iki tane basketbolcu var. Biri Harden, diğeri Dort. Başka yok. O ikisinin bütün seri boyunca birbiriyle eşleşmesi tatlı görünüyor böyle uzaktan. Buradan Bu infoyu da hiçbir yerde bulamazsınız. ya bulursunuz o kadar değil. Buradan senin sevdiğin takımlara gidelim abi. Gel Clippers Dallas serisine geçelim. Sen konuş rahat rahat. Abi sevdiğim takımlar diye çoğu konuşmayalım. Sevdiğim tek bir takım. Ha. Şunu gördük en azından. Dallas şu an muhtemelen çoğu kişiye göre ligin en iyi takımı Clippers yani. Dallas daha bu takımın kurulduğu ilk senede, işte Doncic, Porzingis ilk senemizde ligin en iyi takımıyla korakor oynayabiliyor bir playoff serisinde. Normal sezonda değil bu, bir playoff serisinde ligin en iyi takımıyla korakor oynayabiliyor. İlk maçta işte Porzingis atılmasa ne olurdu? Bir sürü denklem var onun içinde. Farazi konuşmak istemiyorum. Belki mesela 2-0 olsa farklı seri oynanacaktı. İşte dünkü maçta Doncic hemen kışkırtmalara gelmese Morris oyuncağı yaptı Doncic'i. İki itlediler Harold'la birlikte. Doncic hemen sinirlendi. Saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Sonra da bacağı esnedi zaten. Kötü değilmiş ama bugün oynayacakmış. Yani ben zaten bu seri kazanmamızı beklemiyordum hiç. Ama o kadar güzel top oynuyoruz ki. Yani acaba mı diyoruz? Yani Kawhi Leonard acaba biraz şut kaçırsa, her attığı girmese belki bir iki maçta çalarız, yedinci maça götürürüz. Yani bunlar aklıma sürekli dönüyor. 2014'te de biz çok kısıtlı bir kadroyla hani o Beautiful Game diye adına videolar çekilen, tarihin en iyi top dolaştıran takım olarak gösterilen San Antonio Spurs bizi 4-3 elemişti. Montelis'in kaçırdığı turnike falan olmasa belki eleyecektik. Aynı hikayenin benzeri olabilir belki. Clippers bizi çok zorlanarak 4-2, 4-3 geçip ondan sonra herkesi 4-1, 4-2 ya da süpürerek şampiyon olabilir diye düşünüyorum. Abi ben de bu seride 4-2 Clippers galibiyeti görüyorum ama böyle şey zor bir 4-2 yani. Çünkü Dallas'la eşleşmek istemezsin ya. Adam her attığı giriyor böyle şey bulunca. Hani diyelim ki attıkları girmiyor abi. İkinci maçta bak takım tam ritimden çıktı. Marjanovic'i tak diye sahaya attı. Böyle bir 10 sayı 10 rebound yaptı 3-4 dakikada. Maçı kopardı bir anda. Yani ilginç bir takım. Hücum gücü inanılmaz yüksek Dallas'ın. Savunma da yapabildikleri zaman çok şey efektif oluyorlar. Zaten ligin en iyi takımlarından birine dönüşüyorlar.
Tabii Dallas'ın bu seride bir şansı da Paul George rezil oynuyor. Yani 3 maçta çok kötü oynadı Paul George. Ama Kawhi 2 kişilik oynadığı için Clippers onun sorununu çok yaşamadı. İşte şöyle bir sorun var orada. Paul George'le eşleşebildik. Yani övmek istemiyorum ama Dorian Finney-Smith bir yere kadar savundu Paul George'u. Ama Kleber Kavay'ın karşısında duruyor. Duruyorsun ama sadece. Üstünden atıyor, itliyor, atıyor. Ay, sokuyor adam. Yapabilecek bir şey yok. Yani ne kadar savunulabilirse o kadar savunuyor Kleber Kavay'ı. Kavay bir bakıyor Paul George'a böyle. Paul George atamıyor. Foul falan yapıyor saçma sapan. Şut sokamıyor. Tüm sorumluluğu kendine aldı. Son maç 39 attı zaten. 8 asist yaptı bir de. Hani Kawhi topu elinden çıkarınca o top girmeyecekmiş hissi vermiyor hiç. Hani her topu girecekmiş hissi veriyor. Orada da işte süperstar farkı. Doncic'in daha ikinci senesi, ilk playoff'u. İlk playoff'unda karşısında iki tane canavar var. Morris'i de sayayım hatta. Üç tane. Allah'tan Bövürlü yok. O da uğraşırdı. Şu var seride. Yani koç farkı olduğu çok belli oldu. Dediğin o Boban sekansı. Hani Boban giriyor bizde. Zubac'ı çıkarıyor Doug Rivers. Harrell'ı alıyor. Porzingis giriyor. Harrell'ı çıkarıyor. Zubac'ı alıyor. Kendi kendine tersleşme yaratıyor yok yere. Bence hani Boban'ın o kadar efektif olması sebebi Doug Rivers'tı. Porzingis dinlendirecektik biz sadece orada. Doug Rivers anlayamadı herhalde babanın yapabileceklerini. Üstelik eski oyuncusu yani. Abi Doug Rivers onu niye yapmıyor, öyle yapıyor ben gerçekten anlam veremedim izlerken. Yani Harrell'ın Marjanovic'le eşleşemeyeceği çok açık. Zubac'ın da Porzingis'le eşleşemeyeceği çok açık gerçekten. Hani eşleşmeleri bir değiştirse işler tamam ama herhalde şey yapmak istemiyor. Rakibe göre şekil almak istemiyor. Kendi rotasyonuyla devam etmek istiyor. O yüzden yani Dallas'ın bu seride en az bir maç daha var kazanacağı ama Clippers'ı eleyebileceğini düşünmüyorum ben de. Bir iki sene sonra görüşürüz yani şey Dallas öyle diyebilir. Aynen öyle. Ben buradan daha en bence en başa baş geçen seriye geçelim abi Denver Utah meselesine. Ne düşünüyorsun? Bence Denver Utah başa baş geçmiyor. Hani Utah ilk maçı da Mitchell'ın 57 attığı bir maçı kaybetti. 3-0 olurdu yani o seri. Ben 3 maçı da izledim. Yani Jokic bir süperstar takımına bu kadar zarar veremez. Yani bence süperstar değil zaten Jokic. Abi şimdi perde alıyor. Mitchell, Clarkson, Ingles hangisi olursa olsun top yönlendirebilecek ya da skor atabilecek oyuncular. Jokic dropla savunuyor. Dropla savununca şutu yiyor. Bu sefer Jokic tepeye çıkıyor. Hemen Mitchell Jokic'i alıyor karşısına. Açın diyor. Izo'yu oynuyor. Hani sayı olmasa da boş pozisyonu buluyorlar. Hani her hücum Jokic'in üstüne gidiyorlar ve başarılı oluyor. Jokic savunamıyor yani. Denver buna nasıl çözüm bulacak sence? Denver abi Jokic'i barındırmanın şeyi bu yani. Buna çözüm bulamazsın. Yani Jokic'i takaslaman lazım buna çözüm bulmanın tek yolu olarak. Ama Denver'ın işte Gary Harris ve Will Barton'ın yokluğu hücumda çok etkiliyor. Çünkü Jokic'in 15 asist falan yapmasını sağlayan adamlar genelde Gary Harris ve Will Barton'dı. Şu an asist rakamları çok düştü o yüzden. Yani Gobert zaten Jokic'i denize döktü seride. Yani çok bariz bir şekilde üstün geldi. Donovan Mitchell burada seriyi alıp getirecek ben de. Ama bu seride ben Denver'ın öyle kolay pes edeceğini de düşünmüyorum. Yani bir 7. maça giderse hiç şaşırmam yani. Abi gidebilir dediğin gibi ama yani yok işi barındırmak bu kadar zor olmuyor. Biz Porzingis'i barındırıyoruz yani. Porzingis bir yere kadar savunabiliyor. Hani yok için de savunabilmesi lazım. Abi Yani bu... Porzingis 2.19, Jokic 2.19 değil. Kolları da o kadar uzun değil. Yani atletik hiç değil zaten. Ayakları yerden kalkmıyor neredeyse. Yani Jokic her zaman savunmada bir defekt yaratacaktır ya. Ya bu defekt değil işte direkt kara delik. Yani Porzingis defekt yaratıyor mesela savunmada. İşte onu kaldırabiliyorsun ama özellikle şu seride Mitchell bu kadar delici bir oyuncu varken karşısında hiçbir şekilde kaldıramıyor Denver. 40 mı yediler son maç? Son maç 45-50 falan yediler galiba. Ya son çeyrek ne oldu hiçbir fikrim yok. Bir Yani 3 çeyrek izledim sadece.
üçüncü çeyrekte 35 falan da ben de kapadım. Yok iş yerinde olmak istemezdim yani bu kadar iyi bir oyuncu olup seride bu kadar eksi yazması karşılaşmamıştım yani uzun süredir. 2011 LeBron herhalde en son örneği. İşte abi şeyi düşünmesi lazım artık, hani Jokic'i kısayla da eşleştiremiyorsun ya. O yüzden mecbur Gobert'le eşleşiyor. Ama bence şey yapsa daha iyi. Jokic işte Niang'da falan kalıp savunmada, Royce O'Neal'ı falan savunup Paul Millsap Gobert'le eşleşse bence daha iyi bir sonuç Evet. alabilir Denver. Elinde Grant da var. Grant da eşleşebilir. Yani işte ama Grant'i de şey yapamıyor şu an. Takımda birinin de şut atması lazım ya. Takımda şut atacak adam kalmadı bir anda. Grant'i o kadar hücumda aktif kullanıyor ki savunmaya adamın enerjisi kalmıyor. Buradan 1-8 eşleşmesine geçiyorum abi ben. 1-8 eşleşmesi gibi geçmeyen bir eşleşme. Lakers Portland. Yani Lakers Lillard'ı durdurdu iki maçlar. O yüzden iki maçı da kazanıyor. Sen ne düşünüyorsun bu seride? Dün Lillard'ı da durduramamışlar pek. Lillard 34 atmış. Lillard'ı durdurursun abi. Ama 34 Lillard için durduğu bir gündür bence. bence Portland 1-8 eşleşmesi ama Portland Denver'dan, Utah'tan Oklahoma'nın iyi takım yani. Özellikle Nurkic hani bir oyuncu ayağını kırıp hani nasıl daha iyi dönebilir? 130 kilo bir adam. Ben ona çok şaştım. Daha iyi olmuş. Daha iyi bir oyuncu olmuş Nurkic. Ya da çok yüksek eforla oynadığı için böyle geliyor bize. Lakers'la hani ben 4-0 diyordum seri başında. Ama ilk maçı vereceğini çok konuşuldu sosyal medyada falan. Lakers bence 4-1 kalır. Yani 1-8 eşleşmesi gibi değil dedik ama LeBron bir maç oynadı. Dün oynadı. 38-12-8 yani. LeBron playoff modunu açmadı daha. Oynamıyor şu an. Playoff modu açmış LeBron 17-7 bitirmez maçı. Yani biraz takım hiç şut atamıyor. O yüzden takımı biraz havaya sokmaya, ritim kazandırmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Yoksa Portland'da LeBron'la eşleşecek kimse yok yani. Kim Carmelo falan savunuyor LeBron'u. Kimse eşleşemez LeBron'la. LeBron istediği her maç 40-10 falan yapar bence. Biraz takımı ritim kazandırmaya oynuyor gibi geliyor. Evet abi, zaten ikinci maç şeydi, baktığı takım iyi oynuyor, ben hiç karışmayayım, bunlar oynasın dedi resmen. Topu eline bile almadı öyle çok gerekmedikçe. LeBron bunları nasıl yapacağını bilen bir adam ama ya, hiç o konuda güveniyorum yani. Bu seri de zaten 4-1 biteceğini düşünüyorum. Şey yaptılar mesela. İkinci maç Lillard'a double team getirmeye başladı Lakers. Ve Lillard hayatında ilk kez double team getirildi galiba. O kadar kötü oynadı ki o maç yani. Neye uğradığını şaşırdı adam. Alt tarafı bir double team yani. Ver pası devam et. Bunu bütün maç o pası verip devam edemediler. Ama Portland'ın işte dediğin gibi 8. olmasının sebebi, yani zar zor playoff yapmasının sebebi Nurkiç'in bütün sene sakat olması. Nurkiç sağlıklı olsa Portland 4. 5. falan olurdu bence. Evet. Ya bu seride de bence çok üzerine konuşulacak bir durum yok. Carmelo Anthony ile LeBron savunulmaya çalışan bir seri bu. Yani işleri çok zor. Carmelo çok iyi niyetli bu arada. Yırtınıyor gerçekten sahada ama Evet. olmaz o iş. Seninle sanki 2003. Ya ben 4-1 biter diyorum bu seri. Bence de 4-1. O zaman videoyu kapatalım abi yavaştan. Bekleyeceğim bir şey yoksa. Yok, teşekkür ederim. Tamam. Biz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Siz de seriler hakkında düşüncenizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın. Müzik